tahta çıktığı ilk gün hatırlar mısın bacım? Hatırlamam mı? Hiç kimsenin padişah olma ihtimali vermediği bir şehzadeyken talih saltanat yüzüğünü onun parmağına taktı. Sonra nasıl da güçlendi, büyüdü. Savaşa güçlendi. 20 yılda memleketi nereden nereye getirdi? Bilin ki ihanet eden affedilmeyecektir. Sultanımız Abdülhamid öğle namazını dışarıda kılacaktır. Eyüp Sultan'a giderken Pera'dan geçecektir. Suikastı o güzergah içerisinde halledeceksiniz. Son duasını etmesine izin verelim mi? Sultanımız Abdülhamid Pera'ya girdiğinde işi bitirin. Herkes dursun. Herkes bilsin. Sonun geldi Kızıl Sultan, öleceksin. Rabbim ne dilerse o olur. Rabbin istediği için değil, ben istediğim için öleceksin. Bizler dün de, bugün de, yarın da dişini etimize geçiren bir çakaldır. Ya kurt olur, çakalları kovacağız, ya koyun olup çürümeye mahkum olacağız. Bize zafer nasip eden Allah'ımıza şükürler olsun. Bizim hiçbir millete düşmanlığımız yoktur. Bir harbi istediğiniz vakit başlatabilirsiniz. Lakin gücünüz yettiğinde bitirebilirsiniz. Bize güç veren imanımız, bizi alnı ak çıkaran vicdanımız, bize zafer nasip eden Allah'ımız. Hamdolsun ki bir karış toprak için canını bile veren bir milletin idarecisi. Paşalar, savaş başlamıştır. Arzumuz sadık olmanız, satılmamanız. Bu devleti paraya, makama, kadına satanlar bilsinler ki bu devletin mezarına satıldıklarıyla gömülecekler. Cebeli Tarık'tan Cava Adası'na kadar tek devlet. Sınırı yok. İman etmiş bir millet. Tek millet. İslam millet. Hilafet bayramı altında gölgelenen kula kulluk etmeyen bir halkı cihan. Ezanı susmadı, bayrağını inmedi, at bir gök. En son silahlarla donatılmış. Her an düşmanı kovuyor. Kalplerinde ilahi bir sevgiyle titreyen bir ordu. Sulh'te merhamet ordusu. Harp meydanında ölüm ordusu. Paşalar, benim haritam bu. Bu benim rüyam. Belki bugün, belki 100 yıl sonra ama mutlaka gerçekleşecek bir rüya. Benim devlet ailem bu yolda yorulacak olan, satılacak olan varsa hemen bu odayı terk etsin. Bütün